Zade Vital'in katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Konya başlıyor. Doğruyu söyleyeyim, e, gençliğimde ve çocukluğumda çok daha temiz bir kalbe sahiptim. Dünya bizden çok şey aldı götürdü. Hani Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü var ya, bir şey koptu benden, her şeye eş bir şey diyor ya. Yani bu dünya bizden çok şey alıp, hala da alıp götürmeye devam ediyor. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm rahmetullahi ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Hocam bu güzel mekanda, manidar mekanda bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Önce Konya'mıza hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetti. Kapı Camii gibi manevi bir ortamda, bir atmosferde beraber olmayı nasip etti. Ben de sizlere hem hoş geldiniz diyor tekrar ve hem de teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Hoş bulduk hocam Allah razı olsun. Amin, İsterseniz inşallah. programımıza hem rahmetli babanızın hem de cümle geçmişlerimizin ruhuna bir Fatiha bağışlayarak başlayalım. Hay hay çok isabetli olur. Hocam şimdi hızlı soru hızlı cevap bölümümüz var. Sonra röportaja geçeceğiz. Hay hay. Dua işlem olarak aklınıza gelen cevapları gönlünüze düşenlere rica edeceğiz. Hay hay. Hocam hayatta pişmanlığınız var mı? Çok. <laughs> Öyle diyebilirim. Geçirdiğim her dakikanın keşke daha güzel geçirebilseydim, daha güzel bir kul olabilseydim diye pişmanlıklarım var tabii. Hocam Nirvana'ya ulaştınız mı? Tabii bu bir iddia olur. Bu çok e Zor bir soru ama müminin hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi hep böyle mümin gelir gider e, buğday e, şey bitkisi gibi sallanır devamlı ya tabi e, mesela babacığımla beraber olduğumuz onun sohbetlerinde Kabe-i Muazzama'nın karşısında olduğumuz zamanlar Resulullah'ın huzurunda olduğumuz zamanlar bazı zamanlar diyeyim fevkalade şeyler söylemeyeyim ama çok güzel zamanlar, dakikalar geçirdiğimi hatırlıyorum. Ama tabii biz önce nefse emmarenin bir hakkından gelmeye çalışıyoruz. Sonrası cümlemizin kolayına gelsin. Rabbim cümleye kolaylıklar versin inşallah. Hocam bize bir keramet gösterir misiniz? Büyüklerden bir zata sormuşlar, evladım bu kadar yer, günahla yeryüzünde geziyorum ve yere batmıyorum. Bundan büyük keramet mi olur demişler. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Hocam insan Allah'ı nasıl sever? Tabii e, bunlar zor sorular aslında. Halis Beyciğim de alemlerin yüce Rabbi Allah'ı yaratıcısı olduğu için sever. Mabudu olduğu için sever bütün varlığıyla sever. Bütün zerreleriyle sever. Bütün cihanı kuşatan eğer gücü yetiyorsa bir sevgiyle sever. Çünkü Rabbimiz bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Hem maddi hem manevi. Her şeyimiz. Ee, öyle olunca onun sevgisinin tarif edilemeyeceğini tahmin ederim. Onu öyle sevmek lazım ki biz e, o sevgide yok olmalıyız. Mahvolmalıyız. Cenab-ı Hakk hazretleri, hani Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinin bir sözü var. Sana kul olmak bana izzet olarak, şeref olarak yeter. Senin benim Rabbim olman da benim için iftihar vesilesi olarak yeter diye. Yani biz Yüce Rabbimizi, asıl burada şunu söylemem lazım. Acaba sevginin hakkını verebiliyor muyuz diye de düşünmek lazım. Ama bir kul bütün varlığıyla becerebilirse eğer Rabbini sevmelidir derim. Hocam biz dua edemiyoruz. Dua önemli mi? Ne yapalım? Dua çok önemli. Aleyhissalatu vesselam dua ibadetin özüdür, iliğidir diyor. Dua çok önemli. Hem de dua kulluk nişanesi yani kulluk göstergesi. Eğer güzel dua edebiliyorsak güzel kuluz demektir. Babacığım rahmetullahi aleyhi bana öyle derdi. Evladım dua ederken eğer kalbinde bir samimiyet, bir ihlas, Cenab-ı Hak hazretlerine bir bağlılık hissediyorsan iyi haldesin. Yoksa adeten dua ediyorsan durumun tehlikeli kendine çeki düzen ver derdi. Dua çok önemli. Yani dua ederken kul kalbine bakmalı. Eğer Mevlasıyla birlikte ve beraber olduğunu hissediyorsa o duaya devam etmeli. Halinin e, haline şükrederek daha güzel olması için Mevla-i Müteal Hazretlerine iltica etmeli. Ama duadan zevk almıyorsa çok tehlikeli bir durumda demektir. Yani sorulara siz çok kısa cevaplar vereceksiniz diye öyle sorular soruyorsunuz ki maşallah barekallah. Yani her biri bir sohbet konusu. Öyle diyeyim. Hocam günümüzde gençler maddi imkanlarına bakıyor, umutsuzluğa kapılıyor. Manevi duruma bakıyor, çeşitli rüzgarlara kapılıyor. En sonunda yaşama umudunu kaybediyor. Bu gençlere ne söyleyelim? E, bu gençlere tabii önce anne ve babalara birkaç kelime söylemem lazım canım kardeşim. Yani anne ve babalar evlatlarını önce halal rızıkla sonra İslam terbiyesiyle büyütmeliler. Yani eğer ben benim sahamdaki o insanlara hitap ediyorum. Beni dinleyecek insanlara hitap ediyorum. Başkaları ne derler, ne yaparlar bilemiyorum onu. Eğer Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesinde bir gül goncası istiyor olsun istiyorlarsa evlatlarının önce halal rızkla tertemiz yetiştirmeliler. Sonra da İslam ahlakını, İslam terbiyesini vermeliler. Resulullah'ın ahlakını vermeliler. Yani tabi e, tabii evlat bir emanettir annelerin babaların bu emanetin üzerine çok titiz davranmaları lazım. Genç kardeşlerime de diyorum. Bugün gençlik ama yarın orta yaşlık, er, yaşlılık hali, ertesi gün ihtiyarlık. Dünya hayatı çok kısa. Öyle olunca ileriyi görerek hem dünya için hem de ahiret için çokça çalışarak, gayret ederek ama samimiyet ve ihlasla Mevlaya kul olmak için çalışmalar gayret etmeliler. Bizim acizane bir kanaatim, gençlerimize de bunu ben tavsiye ediyorum. Bizim iki şeye ihtiyacımız var. Bir, her konuda çok çalışmak. iki muhlis olmak, samimi olmak, dürüst olmak. Bu ikisi birleştiği zaman ortadan kaldırılmayacak daha yoktur Allah'ın inayetiyle. Öyle inanıyorum. İnşallah. Muhlise pas geldi hocam. Muhlis Osman arkadaşımızın adı. Maşallah barakallah. Ee, Muhsin. Muhlis. Muhlis. Muhlis Osman. Maşallah barakallah. Ne güzel. Etrafınızda pervane gibi dönen de Hasan Basri. Maşallah barakallah. Ne güzel isimleriniz var. Rabbim hepimizi ismiyle, ismimizle müsemma kılsın inşallah. Amin. Hocam Konya'daki konuklarımızın geneli esnaftı. Evet. Onlara esnaf olduğunuz için pişman mısınız diye sordum. Evet. Size de esnaf olmadığınız için pişman mısınız diye sorsam. Yani tabii esnaflık çok güzel bir meslek. Daha temiz bir rızk temini için bir imkan. Esnaf olan bir kardeşim şanslıdır. Çünkü ticaretine dikkat edip halal kazanma imkanı var. Bizler başka bir yolu seçmişiz. Biz maaşımızla hayatımızı idame ettirdik. Ee, bu yönüyle esnaflık güzel diye düşünüyorum. Ama mesleğim itibarıyla başka hiçbir şey düşünmedim. Çünkü esnaflık için önüme fırsatlar açıldı. Hatta ciddi teklifler geldi. Hatıralarımı soruyorsunuz. Mesela birinci organize sanayi camiinde imamken bir kardeşimiz, oradaki bir fabrika sahibi kardeşimiz bana o günkü aldığım imamlık maaşımın üç mislini ev ve araba teklif ederek söylemişti. Ben mühim her işte babacığımla istişare ettim. Kendi kendime dedim ki bu benim için açılmış bir kapı, ben istemiyorum böyle bir şey. Peşinen o abim amcamıza öyle söyledim. Benden hayli yaşça büyüktü. Ben böyle bir şey istemiyorum ama bu Rabbimin bana bir açtığı imtihan kapısıdır. Ne yapacağımı bilemiyorum, babamla istişare etmem lazım. Babamla da istişare ettim, evladım inşallah biz bu yolda yürüyeceğiz, ümmeti Muhammed'e ve şeriatı garra'ya hizmet edeceğiz dedi. Yürüyorum ve hiç pişman değilim. Yani sizin sorduğunuz soruyu da hiç düşünmedim desem yeridir. Hocam 25 yaşınızdaki halinizi hatırlıyor musunuz? E tabi hatırlanmaz olur mu hatırlıyorum. Şu an bir imkan olsa sizi alsak 25 yaşınızdaki halinizin yanına götürsek 25 yaşındaki Abdurrahman Büyük ne söylemek istersiniz? <laughs> çok şey söylemek isterim. Söz tutacağını bilsem çok şey söylemek isterim. Çünkü o günlerden geçtik geliyoruz. Daha çok çalış, daha çok oku, daha çok öğren, daha çok gayret et daha çok ibadet et, daha çok samimi ol. Yani e, o, o, o yaşta bir genç, tabii çok özlüyorum doğrusu. Hani şair, لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا bima بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبُ diyor. Yaşlı bir zat böyle. Ah o gençlik elime bir geçse de, şu ihtiyarlığın bana ne yaptığını ona bir anlatsam falan diye öyle halinden şikayet ediyor. Ben de ona çok şey söylerdim ve ısrarla söylerdim. Aklını başına al, daha güzel kul ol. Çünkü e, doğruyu söyleyeyim e, gençliğimde ve çocukluğumda çok daha temiz bir kalbe sahiptim. Dünya bizden çok şey aldı götürdü. Hani Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü var ya bir şey koptu benden her şeye eş bir şey diyor ya yani bu dünya bizden çok şey alıp hala da alıp götürmeye devam ediyor. Gördüğünüz manzaralar yani dünyanın umumi ahvali, gelen sıkıntılar ve çileler, ümmeti Muhammed'in hali, kendi zaaflarımız, başkasına bahane bulmamalıyız. Yani ben e, imkanım olsa söz tutacağını bilsem dediğim gibi çok şey söylemek isterdim. Ama önümüzde bir hayat var. Ne kadar kaldığını bilemiyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinin katında. E, derim diyorum ki kendime geçmişi bırak. Geçmişe takılıp kalma. Geleceği değerlendir. Tasavvufta bir tabir vardır. Es-Sufi'yü İbnül Vakt denilir. Sufi vaktin oğludur. Şu anı değerlendirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Şu anı değerlendirirsek, içinde bulunduğumuz bu anı değerlendirirsek, geleceğimizin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Yüce Rabbime iltica ediyorum, kalan ömrümde de İslam'a ve ümmeti Muhammed'e hizmet şerefini bizlerden esirgemesin. Bu şerefle bizleri müşerref kılsın ve de imanımızın en güçlü olduğu zamanda, en güzel bir zamanda huzuruna çıkmayı da nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Hocam son dönemlerde çok profesyonel hedeflerimiz var. 5 yıl sonra şurada olacağım. 10 yıl sonra burada olacağım. 20 yıl sonra burada olacağım. Siz 10 yıl önce burada olacağınızı tahmin edebiliyor muydunuz? Yani e, hayatın getirdikleriyle e, tahmin edebiliyordum böyle bir böyle bir halin olacağını. Çünkü elhamdülillah eee Hani biraz evvel bir soru sordunuz ya pişmanlıklarınız var mı? Bir hatta ilk soruydu galiba. Elbette, elbette. İnsan bazı şeyleri küçük görmeliymiş. Mesela verdiği sadakayı küçük görmeliymiş. Keşke daha fazlasını verseydim diye. Yaptığı hizmeti küçük görmeli. Keşke daha büyüğünü yapsaydım diye. Hayatım boyu hep benden çok hizmet eden kardeşlerime imrendim. Hep keşke bende onlar kadar koşturabilsem, hizmet edebilsem dedim. Benden daha çok bilgili olan insanlara bunları samimi söylüyorum. E, benden daha çok bilgili olanlara, insanlara, hocalarımıza, üstadlarımıza çok imrendim. Yani babacığım rahmetullahi aleyh benden güçlü ilim adam olmamı isterdi hep gençliğimde. İmam Hatip İslam Enstitüsü talebesi olduğum yıllarda. Yani e, istediğim olmadı, olamadım. Ama gençlerimize, evlatlarımıza, yavrularımıza söylüyorum, daha çok okuyun, daha çok çalışın. Çünkü babacığım bize öyle söylerdi. Evladım biz çö çölde yetiştik, siz gölde yetişiyorsunuz. Onların talebe olduğu yıllara nazaran bizim talebe olduğumuz yıllar çok daha farklıydı. Çok daha güzel şeyler olabilirdi. Belki de o rehavet bizi böyle biraz sınırlı bir çizginin, çemberin içerisinde tuttu. Ama e, yani şu anda hatırıma geliyor... Mesela bir Muhammed Zahid El Kevseri gibi bir ilim adamı olmayı çok arzu ederdim. Cenab-ı Hak Hazretleri azımızı çoğa saysın diye dua ediyorum. 10 yıl için, 10 yıl sonrası için de Yüce Rabbim lütfesin de daha güzel bir kul olayım eğer ömür varsa, ilahi takdir müsaade edecekse ve de e, Rabbim o gün bize yine İslam'a ve Kur'an'a ve ümmeti Muhammed'e hizmet imkanı verecekse daha güzel şartlarda, daha güzel bir dünyada ve daha güzel hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Asıl gün geçtikçe kulluğumuzun da artması ve güzelleşmesi lazım. Rabbim bunu da nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Allah hayatınızda nasıl hissedersiniz? Buna bir latife ile cevap vereyim. Denizi seviyorum. Böyle deniz kenarında gezer sanki bazılarının aradığı gibi, bu tabii çok küçüklüğümde, gençliğimde olan, mesela İmam Hatip talebesi olduğum yıllarda olan, üzerinde lafzayı celal yazılı bir taş bulsan diye saatlerce sahilde gezerdim. Sonra biraz büyüyünce aklım başıma geldi. Dedim ki, tabirimi hoş görün, Osmanlı tabiridir, bire gafil. Her zerrede Allah yazıyor. Her zerrede her şeyde ve her şey onu tesbih ediyor. Hani şairin dediği gibi "Ben bilmez idim gizli ayağın, hep seni missin. diyor ya. Yani insan Allah'ı öyle hissetmeli, öyle inanmalı. Her zerresiyle her nefesinde milyar kere eğer imkan varsa daha fazla becerebildiği kadar gücü yetebildiği kadar, Alemlerin Yüce Rabbi Allah ile irtibat halinde olmalı. Tabi bu bir istidat meselesi. Bu bir iddia değil. Bu bir istidat. Hani Nirvana diye sordunuz ya. Onun bizdeki e, tabiri başkadır biliyorsunuz. E, onun gibi Allah ile beraber olmak. Yüce Rabbim lütfetsin de. Aslında burada önemli bir şey de var. E, önce o istiyor. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu ayet-i kerime de öyle buyuruyor. Allah önce seviyor, sonra kullar onu seviyorlar. Onun için Yüce Rabbimden niyaz ediyorum, iltica ediyorum ki bizim derdimizi zatı kılsın inşallah. Yani o bizi sevsin ve sevmeye istidat versin. Bilirim ben beni, sevecek yüz yok ben de seni. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım diyor ya Resulullah'a şair. Onun gibi aynen Rabbimize de öyle niyaz ediyoruz, iltica ediyoruz. Yüce Rabbimiz gönlümüze istidat versin. Kanımıza, tenimize, bedenimize, ruhumuza güç versin, kuvvet versin de her nefes, her an Allah ile beraber olma neşesini Yüce Rabbim bizlere lütfetsin. Yoksa dedelerimin dediği gibi dökme suyla değirmen dönmez. İnşallah maşallah demekle tabii onlar da mübarek sözler de ...ama Allah ile beraber olunmaz. Alemlerin Yüce Rabbi Allah'ımızın... ...bizim Allah'ımız olmasının hakkı verilmiş olmaz. Buna işte e, kalp ve gönül safiyeti ile... ...kendimizi vermemiz, adamamız lazım. O zaman alemlerin Yüce Rabbi Allah'u Zülcelal Hazretleri istidat veriyor. O istidat verdikçe bizdeki güzellikler artıyor. Bizdeki güzellikler arttıkça istidat yeniden yenileniyor... Ve böylece güzel kullar oluyor. Yani bugünün dünyasına bakmayınız. Dünya neler yetiştirmiş. Şair öyle diyor. Ya Rabbi bir an, bir an, bir nefes senden uzak kalsam, seni unutsam, irtidadıma hükmederim. Böyle insanlar yaşamış alemde. Öyle olunca istidadın sonu yok. Rabbim bize de istidat versin. Allah ile beraber olmanın, hani Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bunu vaazlarımızda hep anlatıyoruz. Uyuyor, uyanıyor. Hazreti Ayşe annemiz uyuyan bir insandan gelen sesler gibi Resulullah'tan sesler de gelirdi diyor. Kalkıyor, namaza duruyor. Ya Resulullah uyudunuz. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyor. Tabi bu Resulullah'a ait bir mertebe. Bunu hiçbirimiz Böyle bir şeyi asla iddia edemeyiz. Bizim kim olursak olalım, Resulullah'ın dışında kim olursa olsun abdesti bozulur. Muhakkak abdest alması lazım şeriata ittiba için. Ama e, babacığım rahmetullahi aleyhi öyle derdi. Gerçek er o erdir ki sabaha kadar uyuduğu halde sabahleyin uyanık olanların menzilinde bulunsun. Yani uykuda bile Allah ile beraber olmak uykuda bile Allah ile beraber olmak. Eğer böyle olursak hayatımızda da başka bir düzen, her halimizde başka bir düzen ve bir güzellik olur. İnşallah. Biraz uzattı mı bilmiyorum. Çok çok tatlı oldu hocam. Evet. Siz dediğin tekrar işaret ediyorum kısa olsun deyince ben de kısa üzerinde durmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Evet. Hocam olur. bu hayat size ne öğretti dersek ne dersiniz? Tabii hayatın hiçbir şey bir şey öğretmez ki. Hiçbir şey. Hayat bize çok şey öğretti. Çok şey öğretti. Ama e, hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum. Sonunda ölüm var ve kul olmak gerekiyor. Ama bir yandan da çalışmak gerekiyor. Çalışıldığı zaman bu Kur'an Kur'an. "Ve en leysa lil insani illa ma İnsanoğlu için sayettiğinden, çalıştığından başkası yoktur diyor. Daha çok çalışmak gerekiyormuş, biraz evvel dediğim gibi. Daha çok çalışmak. Yani, e, terakkinin sonu yok biliyorsunuz. Ne maddi ne manevi. Bir zamanlar Türkiye'mizin haline bakıyoruz. Şimdi maşallah ne haldeyiz. Bir zamanlar en basit şeylerimizi yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi gençlerimiz çalışıyorlar, mühendislerimiz maşallah, barikallah. <laughs> semalara sahip oluyoruz. Rabbim bize neler lütfediyor, neler ihsan ediyor. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor. Bir zamanlar Avrupa'daki insanlara soruyordunuz. Yeryüzünde Türkiye diye bir devlet var mı diye. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda öyleydi. Türkiye diye bir devlet var mı diyorlardı. Şimdi bütün dünya, dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Neden? Çalıştık. Gayret ettik. Önümüzü açtılar. Önümüzü açan insanlar oldu, büyüklerimiz oldu. Allah onlardan sonsuz razı olsun. Mana aleminde de böyle. Mana aleminde de böyle. Çalıştığınız zaman terakkinin sonu yok. Yani... Ayeti i kerime aynı zamanda manaya da iş, e, işaret ediyor. Gönül alemine de öyle. Biz daha çok gayret edersek, daha çok çalışırsak, daha çok muhlis olursak, daha samimi olursak yüce Rabbim neler lütfeder, neler lütfeder. Eee bir sözü olması gerekiyor. O bir yaban merkebi zebra diye bir hayvan var. Çok süratli koşuyor da öyle diyor. Koşmakla hiç kimse onu tutamadı. Babacığım vaazlarında söylerdi bunu. Koşmakla onu hiç kimse tutamadı ama tutanlar yine koşturanlar oldu. Tutanlar, yakalayanlar yine koşturanlar oldu. Çalışmak lazım. Daha çok gayret etmek lazım. Daha çok hem maddi hem manevi daha çok saye etmek lazım. Ve e, boş vakit aslında bir mümin geçirmemeli. ve vesselamın da buyurduğu gibi iki şey de diyor çok aldandık sallallahu aleyhi ve sellem aldanıyor insanlar. Aldandık demiyor, insanlar aldanıyorlar diyor. Biri boş vakitler, diğer de sağlığın, sıhhatin muhafazası. Hakikaten yarın Cenab-ı Hak Hazretleri de soracak biliyorsunuz. Ömür boyu ne yaptınız diye. Yüce Rabbim bilmiyorum yardımcımız olsun hepimiz cevap vermekte kolaylık görelim o günde Rahman Ama çok daha çalışmak lazım, çok daha sahi etmek lazım, çok daha muhlis olmak lazım. Büyüklerden bir zat diyor ki Saçını tararken bile Allah için tarayacaksın. Daha çok muhlis olmak lazımmış. İnsanlara beğendirmek için hiçbir şey yapmayacakmışın hayatın boyu. E yani maalesef biz öyle değiliz. Bu noktada değiliz. Daha muhlis olmak lazım. Dediğim gibi daha çok okumak lazım. Genç kardeşlerime söylüyorum. Mesela bugün üniversite hayatında olanlar o kadar çok ellerinde imkan var, o kadar çok fırsat var ki. Hani o üniversiteden sonra evlenirim efendim ondan sonra bol vaktim olur diyenler falan ben ben abileri hocaları olarak onlara diyorum ki çok daha az zamanınız olacak gelecekte. Onun için samimiyetle söylüyorum, rica ediyorum onlardan. Çok daha fazla okusunlar, çok daha çalışsınlar. Hem maddeten hem manen daha güçlü olsunlar inşallah. Evet, şimdi yapsın. Evet. Bugünün işini yarına koymasınlar. Hocam hayat size nasıl muamele etti? <laughs> Bu konuda çok şanslıyım. Allah'a hamd ediyorum. Ee... Tahir Hoca'nın oğlu olmak bana e, tabii yerine göre çok ciddi sıkıntılar geçirmemize de vesile oldu. Onlar artık görmemezlikten geliyorum. Onlar hayatın cilvesidir diyorum. E, bilhassa gençliğimizde e, Müslümanların havaya hakim olmadıkları o dönemlerde büyük körükçü soyadı. Doğruyu söylemek lazım. Bizim için yerine, gel, yerine göre yeri geldi büyük dezavantajlar oldu kapıları kapatmak istediler, şöyle yapmak istediler, böyle yapmak istediler. Ama babacığım rahmetullahi aleyhim ruhaniyetinin gücüyle ve himmetiyle ben çok güzel bir hayat geçirdim. Elhamdülillah. Yani ümmeti Muhammed bize bugün hala öyledir. Hakkımız olmayan bir iltifatta bulundu, bir ikramda bulundu. Ee, ben öyle dua ediyorum. Rabbim onların hüsnü zannına beni layık kılsın inşallah. Evet. Elhamdülillah. Babacığımın sayesinde yurt dışında bile öyle. Birçok kapılar lütfuyla, Rabbimizin lütfuyla, keremiyle tabii kendiliğinden açılıyordu. Çünkü önümüzde ben onlara, gençlerimize öyle tavsiye ediyorum. Yani e, hani diyor ya Yunus, Yunus istersen var bin hacca cümlesinden iyice bir eli tutmaktır. Toparlayamadım şimdi beyti. Bir mürşide bağlı olmaktır. Bir büyüğün elinden tutsunlar. Bir bilenin ardından gitsinler. Her konuda. Hem maddi hem manevi. Yani bir rehberleri olsun. Bir lider. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin yolundan giden. Başka bir rehbere ihtiyaç yok ama bugünün dünyası için söylüyorum. Ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip, muhlis, Allah'ın rızasını gaye edilmiş dürüst bir büyüğün elinden mutlaka tutsunlar. Bir rehberleri, bir büyükleri, bir önderleri olsun. Bir mürşitleri olsun eski tabirle, hakiki tabiriyle bir mürşitleri olsun. Bu büyük kolaylıktır. Babacığım önümde olduğu için ben çok avantajlı, çok güzel günler geçirdim elhamdülillah. Hocam doğru yolda olan mürşitler, doğru yolda oluyormuş gibi yapan mürşit nasıl evet? Yani evet. Resulullah buyuruyorlar ki اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالَى Müminin firasetinden sakının o Allah'ın nuruyla bakan. Biz samimiyetle, ihlasla bakacak olursak Cenab-ı Hak Hazretleri bize lütfeder. Yani ihlas ve samimiyetle. Bu konularda samimiyetine inandıkları, tanıdıkları, bildikleri insanlardan yardım almalarını tavsiye ediyorum. İtimad ettikleri bir büyükleri vardır. Ona sormalılar. Kime intisap edeyim? Kimin ardından gideyim? Kime büyüğüm diyeyim? Kime mürşidim diyeyim? Sonra hallerini hallerini de böyle tahlil etmediler, etmeliler. Bakmalılar. Cüneydi Bağdadi Rahimallah öyle söylüyorlar. Yani bir kişinin peşinden gidecekseniz bakın diyor haline. Şeriata ittiba ediyorsa, Kur'an ve sünnete bağlı ise yolundan gidin. Değilse, babacığım öyle değerli. Havada uçarken görseniz, denizde yürürken görseniz, ateşin üzerinde yanmadığını görseniz, şeriat konusunda mesela gitmişsiniz sohbetinde, namazı geçirmiş. Asla caiz. Asla. O kişinin peşinden gidin. Kim olursa olsun. Asla. Şeriata ittiba öncedir, Kur'an'a ittiba öncedir. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri çok önemli bir mihenk taşıdır. Şöyle bir misal anlatabilir miyim? Sarraflar daha uzun çok tatlı bir hatıram var benim bizzat da onu uzatmayacağım. Sarrafların bir mihenk taşı var. Öyle küçük bir taş onu gördüm ben çünkü bir vesileyle biz de ona muhtaç olduk vaktiyle. O elinize geçirdiğiniz altını ona sürtüyorlar üzerine de bir sıvı damlatıyorlar. Sonra şöyle bakıyor mahir bir kuyumcu diyor ki bu sarraf bu altın sahtedir veya bu altın hiç problemsizdir. Bir şey yoktur sahtelik yoktur. Ben de böyle bir şey yaşadım çünkü vaktiyle. Öyle, öyle diyorum. Elinize Kur'an-ı Kerim'i mihenk taşı olarak alın. O size gelen fikir, düşünce, efendim insan, kitap, şu bu ne olursa olsun sürtün oraya. Ondan sonra da sünneti peygamberi üzerine bir damlatın. Baktınız ki sapa sağlam. İster denizde ister karada peşinden gidebilirsiniz. Korku yok Allah'ın inayetiyle. Hani kaptanı Nuh olanın dalgalardan korkusu mu olur diye halk arasında bir söz olur ya. Onun peşinden gidin. Şeriat esastır, şeriat temeldir çünkü. Ama Allah korusun aile hayatına bakıyorsunuz. Çoluk çocuğuna sahip değil. Ticaret ahlakına bakıyorsunuz. Halk şikayet, ümmeti Muhammed şikayet ediyor. E onun onun peşinden gidilmez. Bir zamanlar gençler geldiler, hocam dediler. Ankara'da yani isim vermediğim için Ankara ismini zikretmiş olmam inşallah sakınca olmaz. Ankara'da bir mürşidin yanına gittik dediler onlar kendilerine göre. Bu demişler bu zata intisap edelim. Etrafında bayağı dediler seçkin insanlar da var, bürokratlar var, profesörler var, şunlar var, bunlar var. Kuşluk vakti bir oturduk hocam, akşama yakına kadar. Biz de onunla beraber öğlen namazını da geçirdik. Bizden sonra evladım o iblis dedim, o, o mürşid mürşit olamaz ki. İblis o. Göz göre göre öğle namazını cemaatiyle beraber geçiren insan yok <laughs> yani ölçü bu ölçü bu Hocamız biz her konumuzda meslevi şeriften kartlar seçiyoruz ve biz de şah mesleğimizle yapıyoruz maşallah bari biz de Mevlana'mızı bütün varlığımızla seviyoruz muhabbet ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Gözlüğüm yok ama inşallah okuyabilirim. Evet. Can yücelmeye, yükselmeye can atar. Ten ise kazanınca da yiyeceğe, içeceğe. Böyle bir söz çıktı. Yani Hazretin kerameti diyebilirim 700 küsur yıl sonra. Bizim konuştuklarımızın muhassalesi, özü. Can yücelmeye, yükselmeye can atar. Ne dedik? yok gayret, çalışmak, Allah için olmak. Her yaptığını Allah rızası için yapmak. Yani mümkün olsa da böyle olabilsek. Ne diyor Hazret biraz evvel söylediğimi tekrar ediyorum üstüne başına kıyafetine çeki düzen verirken bile, saçını tararken bile, hem de bu yani e, ilim erbabı arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime e, tavsiye ediyorum. O, o Haynül İlim diye meşhur bir es eser var. Yani çok güçlü de bir eser. İlim erbabının çok sevdiği bir eser. Babacığım kütüphanesinde vardı. Ben bu kaydı orada görmüştüm. Yani halk sözü falan değil. Dev yapılı ilim adamlarının sözü? Mevlana'mız da ona işaret ediyor. Can yükselmeye, yükseldikçe böyle yükselmeye can atar. Çünkü ne dedik? Terakki'nin sonu yok. Cenab-ı Hak Hazretleri insan denilen varlığa öyle bir istidat vermiş ki, hem maddeten öyle. Asıl şuradan başlayayım arzu ederseniz bu konunun izahına. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, Hazretleri Rahmetullahi Aleyh öyle diyor kul bir yola girdi mi Cenab-ı Hak Hazretleri ona ilhamlar vermeye başlar. O ilhamlardan istifade ederse Cenab-ı Hak önünü açar ve yükseltir. Ama o ilhamlardan istifade etmesi hem maddi hem manevi inkıta uğrar. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri mesela önce farzlardan zevk almayı. Olsun gençliğinde babası söylediği için, annesi söylediği için namaz kılıyor olsun. Misal. Tamam mı efendim? Hadi evladım, namazını kıl dediği için. Ondan sonra namazdan zevk almaya başladı. Artık namaz müminin miracı haline geldi. Yükselmek istiyor. Samimiyetle, ihlasla çalışırsa ondan zevk alıyor, ağzına tat geliyor tabiri caizse eğer. Yükselmeye can atar. Neden? Terakkinin sonu yok. Allah'a kullukta zevkin sonu yok. Hele mana aleminin Gerçekten öyle. Bazen rüya aleminde bile öyle tatlı güzel bir rüya görüyorsunuz ki tadı damağınızda kalıyor. Keşke bitmeseydi bu rüya. Ya nihayet rüya ama ruhta böyle güzelliğe doğru bir temayül var. Bir arzu var, bir istek var yükselmek istiyor. Eğer sen o çizgiyi tutar da o yolda yürürsen, Cenab-ı Hak Hazretleri de Hadis-i de öyle buyuruluyor. Sonunda mesela namazları, sonra nafileler sevdiriliyor. Yani genç kardeşlerime e, tavsiyede bulunuyorum. Seccademizin üzerine durduk da namaza başladık mı, Elhamdülillah Rabbim bana lütfetti, ben Rabbimin huzuruna durdum ve şimdi onunla beraber olacağım diyerek bir namaz kılsınlar, baksınlar bakalım dünya nasıl oluyor. Yani hani bir şöyle durum var. Şu namazı bir aradan çıkaralım. Haşa bir durumu var. Hele şu namazı bir kılalım canım. Da ondan sonra otururuz, ondan sonra sohbet ederiz. Sünnetinde kılmadan Konya'nın bir tabiri vardır. Palas pandras derler. Kılınan bir namaz. Evet namaz kılınmış oluyor. İnşallah farzı üzerimizden düşür. Ama seccadenin üzerine durmuş. Rabbim beni huzuruna aldı bu neşeyle, bu zevkle namaz kılarsa, bak bakalım namaz ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra nafilelerden zevk alıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazretleri buluyor, buyuruyorlar ki, okulumun gören gözü olurum, konuşan dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, akleden kalbi olurum. Şuna bakınız ya, bu terakkiye can mı dayanır yani? Ne kadar tatlı bir şey. Ama Mevlana'mız diğer beyitlerinde öyle diyor. Eğer gıdan aşk olursa, sen de aşk haline gelirsin. Ama yani beni izleyen kardeşlerimden, izleyecek kardeşlerimden özür diliyorum. Gıdan diyor saman olursa gittikçe farklı hale gelirsin, semirirsin ve sonunda seni kurban ederler diyor. Ben tatlı bir şekilde söyleyeyim yani. Ee, tabii maddi yedikçe daha çok nefis doymuyor. Yani Resulullah bile dua ediyorlar. وَمِنْ nefsin لَا تَشْبَعًا Doymayan nefisten sana sığınırım Allah'ım diye. E i̇nsan e, hani ne derler? Yemek e, konusunda değil mi? Yaşamak için. Yaşayacak kadar yemeli. Ama yemek için yaşamamalı. E, öyle olunca e, dostlarımıza, kardeşlerimize, acizane kebaşta tabii kendi nefsimize diyoruz ki aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. İnsanın belini ayakta tutacak kadar birkaç lokma lukaymat Hadis-i yanlış kalmamışsa. Birkaç lokma ona kafidir diyorlar. Ve İslam'da biliyorsunuz Resulullah'ın sünnetinde sofradan doymadan kalmak. Resulullah ne güzel tavsiyelerde bulunuyor. Eğer diyor ten ise kazanınca o da yiyeceğe içeceğe yönelir. Mevlana'mız bize her iki yolunda yolun da önünü açıyor ve bize tavsiyede bulunuyor. Tabi Mevlana'mızın burada söylemek istediği sen ruhuna yönel. Akbil alen nefsi ve stekbil feda ilaha Diyar şairin dediği gibi ruhuna yönel ve faziletlerini tamamla. Çünkü sen ruhunla, e, bedeninle, teninle, etinle, kemiğinle değil, ruhunla insansın diyor.